Arkadaşlar merhaba, bugün 27 Mayıs Cuma, ABD Belmont Park Hipodromu'nda 9 koşuluk bir program var. Her zaman olduğu gibi 3. koşuyla başlayacağız yorumlara. Yorumlara başlamadan önce bugünkü koşularla ilgili Anthony Stable ve Andy Serling'in yorumları, 27 Mayıs Belmont Park yorumlarını vereyim ekranda. Birinci koşu Race 1, birinci altılı Ganyan İlkaya, Race 3 7'li Plase'nin İlkaya, Race 4 ikinci altılı Ganyan İlkaya ve Race 9 İkinci altılı Ganyan'ın son ayağını oluşturuyor. Biraz ekranda tutayım. İlgilenen arkadaşlar videonun bu kısmına gelmek suretiyle ilgili arkadaşların seçimlerinden istifade edebilirler. Yedili Plase'nin ilk ayağı 21.03'te start alacak bir maiden koşuyla 3 karı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre çim pistte bir sprint koşuda 8 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 90 bin dolarlık üst grup bir maiden koşu. Burada 6 numaralı Balibelle 1600 ve 1700 metre çim pistteki son 3 startın ikisinde ikincilikleri var. Bir boydan az ve boyun farkıyla Christoph Clement'in antrenör ettiği bir isim. 6 numaralı Balibelle 7'li plasede önereceğim isim. Koşu kuma alınırsa start alacak olan 8 numaralı Liana B var. John Velasquez de start alıyor. Amerikan Paroa yavrusu. Koşu kuma alınırsa bu ismi de ilave etmeniz veya tek atmanız gerekebilir. Yedili Plase'nin ilk ayağındaki görüşlerim bu şekilde. İkinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Üç kar İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir şartlı koşu. Bir numaralı New York Banker ve 8 numaralı Stencil Ekül olmak üzere toplam 8 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 60 bin dolarlık bir şartlı koşu. Burada 8 numaralı Stencil ile Ekül olan bir numaralı New York Banker büyük bir ihtimalle bugün favori çıkacaktır. Son iki startında 1300 ve 1200 metre kum pistteki 25 binlik satış koşularını bir boydan biraz fazla farklı ve 4 boy farklarla kazanmış bir isim. 1300'ü 1.19.98, 1200'ü 1.11.82'de kazanmış. 2 numaralı Baba Jose Gomez ile start alıyor. O da favori olduğu son startında boyun farkıyla ikinciliği var. 20 binlik satış koşusunda 1200 metre kum pistte Aquaduct'ta 15 Nisan'da. 7 numaralı Barbara Murat Ortiz Junior'la start alıyor. 3 Nisan'da 1200 metre kum pistteki maiden koşuyu 15,5 boy farkla kazanıyor. Favori olduğu koşu son startında da yine favori olduğu bir koşuda 25 binlik şartlı satış koşusunda 1400 metrede üçüncülüğü var. İki isme daha yer vereceğiz burada. 5 numaralı Clorose Jose Lescano'yla son startında 1300 metrede ikinciliği var. Stencil'in önünde. Ve 6 numaralı Holiday Jazz Kendrick Carmouche'la şans verdiğim son isim 1400 metre kum pistteki 11 Mart'taki maiden koşuyu 9 boy farkla aynı jokeyle kazanan bir isim. 6 numaralı Holiday Jazz. İkinci ayak, ikinci altılı da aynı ikinci ayağı 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus. 1200 metre çim pistte opsiyonel satış koşusu. Koşuya baktığımızda koşu 45 bin dolarlık şartlı satış koşusu. Burada toplam ikramiye 85 bin dolar. 5 numaralı Sassi Melisla ile başlayacağız. Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. 1200 metre çim pistteki son startındaki 3 grup 72 binlik bir şartlı koşuyu yaklaşık 2 boy farkla kazanan bir isim. 4 numaralı Mischievous Dream. Murat Ortiz Junior ile start alacak olan bir Into Mischief yavrusu. Son 3 startında 2, 4, 4, 4, 4'lükleri var. 1400 ve 1600 metre çim pistte. 2 numaralı Guardian Moon Jose Ortiz ile start alıyor. Black Type koşuda bir önceki startında 1000 metre çim pistte 6'ncılığı var. Son startında 82 binlik bir şartlı koşuda 3'üncülüğü var. Jose Ortiz ile start alıyor bugün. Son olarak Javier Castellano ile start alacak olan 8 numaralı Social Wheel Freud yavrusu son iki startında 45 binlik şartlı satış koşullarında 1200 metre çim pistte ikincilikleri var. Ondan önce de geçen sene tabii bu koşulların hepsi 1100 metre çim ve 1200 metrede 40 binlik satış ve 80 binlik şartlı koşulları kazanmış bir isim. 1100 metre 1.02.84, 1200, 1.09.08 ile. Geldik üçüncü aya. Üçüncü ayak 3 kara dişi İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir şartlı koşu. Satış koşusu daha doğrusu. Düzeltiyorum şartlı koşu. Koşuya baktığımızda koşu 80 bin dolarlık bir şartlı koşu.
Burada 5 numaralı Stone Crater'ı tek olarak önereceğim. John Velasquez'le start alacak olan bir isim. Kariyerindeki 4 startında bu sene start almış. 16 Ocak'ta 1400 metre kum pistteki maiden koşuyu 5 boy farklı kazanıyor. 1.29.13 derecesiyle. Daha sonra 21 Şubat'ta 1600 metrede bir black type koşuda, daha sonra 1400 metrede bir black type koşuda yine ve son olarak 80 binlik bir şartlı koşuda 29 Nisan'da 1700 metre kum pistte üçünde de ikincilikleri var. Oldukça güzel bir performans sergilemiş. Bugün koşuyu hata yapmazsa John Velasquez de kazanır gibi gözüküyor. 5 numaralı Stone Crater. Geldik ikinci altılı Ganya'nın dördüncü ayağına. Bu koşuda 3 kar İngilizlere mahsus 1200 metre çim pistte bir satış koşusu. Koşuda 15 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda 50 bin dolarlık bir satış koşusu. Biraz fazla isimle geçeceğiz buraya mecburen. 3 numaralı Cousin Andrew. Intuitive yavrusu Linda Rice'ın antrenör ettiği bir isim. Kendrick Carmouche'la start alıyor. 9 numaralı Jules Stone, Rod Ortiz Jr.'la start alacak olan bir isim. Michael Makerer'ın antrenör ettiği bir isim. Amerikan Paroa yavrusu. 6 numaralı Blame the Bulls, John Velasquez'le start alıyor. O da 3 grup koşulardan bu koşuya gelmiş. Diğer 2 isim gibi diye değerlendirebiliriz. 2 numaralı Jinsu Warrior, Javier Castellano'yla start alıyor. Bir önceki startında 1400 metrede 21 Şubat'ta bir ikinciliği var. Önceki startında 5 numaralı Ciramonte, Eric Kensel'la start alacak olan bir isim. O da 2 önceki startı maiden koşudan sonra 3 grup koşularda start almış. Uzun bir aradan sonra start alıyor Ciramonte. 160 gün sonra. 4 numaralı Fast and Furious, Tylan Davis'le start alacak olan bir isim. Favori olduğu son startında 1400 metre kum pistteki 40 binlik meydan satış koşusunu yaklaşık 4 boy farkla 1.26.53 derecesiyle kazanıyor. 24 Nisan'da Aqueduct'ta. Son olarak 7 numaralı Storm Shooter, Jose Lescano'yla şans verdiğim son isim. 1200 metre çim pistte 21 Mayıs'taki Belmont Park'taki son startında bir boydan az bir farkla ikinciliği var. Geldik ikinci altılı Ganya'nın beşinci ayağına. Üç karı dışı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pisti opsiyonel satış koşusu koştu 7 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 62.500 bir şartlı satış koşusu toplam ikramiyesi 94.000 dolar olan 7 numaralı Rosa Veloce Kendrick Carmouche'la start alacak olan bir isim. Bir önceki startında 1200 metrede 31 Mart'ta Aqueduct'taki 62.500'lük benzer bir koşuyu 4,5 boy farkla kazanıyor 1.12.61 derecesiyle. 5 numaralı Forest Caraway, Luis Saez'le şans verdiğim diğer bir isim. 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. Grup 3 ve Stakes koşularda 3. ve 4. var. Son iki startında 1600 ve 1200 metre kum pistte. Son olarak 1 numaralı Betsy Blue, Jose Lescano ile şans verdiğim son isim. Bu seneki 3 startında 1300 metre kum pistteki 45 binlik şartlı satış ve 82 binlik şartlı koşuları 1,5 ve 3 boydan biraz fazla bir farkla kazanıyor. Tonalist yavrusu son 6 startı favori olduğu koşular. Geldik ikinci altılı Ganya'nın son ayağına. Programdaki altılı Ganya'nın dahilindeki tek maiden koşu 3 karı dışı İngilizlere mahsus 1200 metre çim pistte koşacak. 16 isim start alıyor gördüğünüz gibi. Koşuya baktığımızda koşu 40 bin dolarlık bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi 45 bin dolar olan. Burada 2 numaralı Temperamental Jose Ortiz'le start alacak olan favori olduğu son startında 1200 metre çim pistte 40 binlik bir maiden satış koşusunda ikinciliği var. 12 numaralı Road to Remember Joey Rosario ile 3 grup koşulardan bu satış koşusunda geliyor. Ve son olarak 3 numaralı Jet Set Juliet Jose Gomez'le şans verdiğim son isim bu maiden koşuda 1200 metre kum pistteki son startında ikinciliği var. Bugün Jose Gomez'le start alacak olan bir Freud yavrusu. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitemiz var. Bu web sitesinden istifade edebilirsiniz. Bu sitenin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza
adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın screening by 4 furlongu 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galopunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen 4. koşu ilk ayak oluyor, 5. koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to 4 or 5 lengths from Magic. Geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park buna tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Altılı Ganyan şablonu, ikinci Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. İlk ayak ekürlerle başlıyoruz. 8 numaralı stensil ekür olan 1 numaralı New York Banker, 2 numaralı Baba, 7 numaralı Barbara, 5 numaralı Chlorose ve 6 numaralı Holiday Jazz. İkinci ayak 5 numaralı Sassy Melissa, 4 numaralı Mischievous Dream, 2 numaralı Guardian Loon, 8 numaralı Social Work, Javier Castellano'yla. Üçüncü ayakta 5 numaralı Stone Creator, tek olarak gibi gözüküyor. Tek olur gibi gözüküyor John Velasquez'le. Dördüncü ayak biraz zor bir koşu. 3 numaralı Cousin Andrew. 9 numaralı Jolston. 6 numaralı Blame the Bulls. 2 numaralı Jeans Warrior. 5 numaralı Tramonte. 4 numaralı Fast and Furious. Ve 7 numaralı Storm Shooter. 5. koşu 7 numaralı Rosa Velose. 5 numaralı Forest Caraway ve 1 numaralı Betsy Blue önerdiğim isimler arasında. Son ayakta da 2 numaralı Temperamental, 12 numaralı Road to Remember ve 3 numaralı Jet Set Juliet önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Hepinize bol şanslar diliyorum.